Mustafa bir de Kemal Bey. Mustafa'ya ben sorayım çünkü o bayağı bir çalışma yapmış. Evet ben de Mustafa, yarım kalmıştı. Mustafa bunun mali portesi ne olacak? Yani kimlere ne ödeyeceğiz? Yani o sandık başında demin söylediğiniz 190 bin civarında sandıkta kaç görevli olacak? Bunlar günlük ne alacaklar? Harcırat biliyorsunuz yol parasıdır da sadece bunlara şey olarak yevmiye bizim ne kadar bir mali portesi tutuyor? Ya tabii Esat abi onu Yüksek Seçim Kurulu tayin ediyor. Bunların tam şu anda rakamını bilemiyorum. Çünkü güncelleniyor. Mesela geçen yapılan seçimde 300 TL civarıydı. Şimdi 500'den aşağı olmayacak. Ama günün koşullarına göre onu belirliyorlar. Tabii sandık kurulu başkanı daha yüksek bir ücret alıyor. O görevlilere de belli bir ödeme yapılıyor. İlçe seçim kurulu başkanlıkları tarafından seçimden 45-50 gün sonra o ödemeleri gerçekleştiriyorlar. Evet. Makbuz karşılığında. Burada işte biraz önce ifade etmek istediğim husus o. Seçim hukuku tam şekli olarak düzenlenmişti. Burada siz o paravanın arkasına gittiğiniz zaman orada siz müstakilsiniz. Kimseden yardım alamazsınız. Evet. Orada işte okuma yazma bile bilmezseniz sadece sandık kurulu başkanına durumu söyleyebilirsiniz. Sandık kurulu başkanı size amblemleri gösterebilir. Vatandaş gelir mesela diyebilir ki ben işte AK Parti'ye oy basacağım. Okuma yazma bilmiyordur. Orada o yardımı alabilir sandık kurulu başkanından. Ama engelli değilseniz mesela görme engelliyse en yakın akrabasıyla beraber o sandık bölgesine gidebilir. Yani kanunumuz bunları çok detaylı olarak düzenlemiştir. Şunu da biliyorum ki partilerimiz zaten o sandıkta bulunacak görevlilerine hem teşkilat içerisinde bu çalışmaları çok detaylı olarak yapıyorlar. Hem yurt dışı sandıklarında hem ülke içindeki sandıklarda bu eğitimler özellikle seçim başkanlıkları tarafından il, genel merkez, ilçe boyutuyla çok detaylı olarak yapılıyor. Netice itibariyle halkın iradesinin yansıması burada çok önemli. Burada mesela iki pusula konacak. Öncelikle sandık heyeti Cumhurbaşkanlığı oylarını sayması gerekiyor. Yani her şey belirlenmiştir. Genelgeler ve kanun kapsamında her şey net, açıktır. Burada tabii şu da var. Burada bir itiraz olduğu zaman bu itirazın sıcağı sıcağına yapılması lazım. Sandık heyetine ilk olarak yapılması lazım. Orada da işte gözlemciler, müşahitlerin önemi de orada ortaya çıkıyor. Zaten her parti o okulda bir yetkilisi olacaktır, bir hukukçu sorumlusu olacaktır. Her parti bunu net olarak zaten tatbik ediyor Merve Hanım. Onun için burada en son nihai kararda itirazlar bir silsile halinde gelir. İşte ilçe seçim kuruluna, en son nihai olarak da Yüksek Seçim Kurulu'na gelir. Yüksek Seçim Kurulu'na verdiği kararlar nihai kararlardır. Bir tabii, üst merceğe de müracaat edilemez. Zaten orada da kesinleşir. Resmi gazetede de sonuçlar en son noktada yayınlanır. Yani bu süreç böyle anlatıldığı zaman sanki bizim dışımızda ilerliyor. Yani biz sadece gidip oyumuzu kullanacağız. Gerisi sandık görevlilerine kalmış, YSK'ya kalmış gibi düşünüyoruz ama en büyük görev yine bize vatandaşa düşüyor. Yani bunu en dikkatli şekilde adım adım hani uyaracağımız noktaları hepimiz beraber hatırlayarak bir kez daha hatırlayarak 4 sene geçiyor, 5 sene geçiyor. Elbette hatırımızdan gidiyor olabilir. Hatırlatarak böyle adım adım ilerleyelim istiyoruz. Esat Hocam bir şey daha söyleyeyim. Şimdi çok başıma gel gördüm de onun için söylüyorum. Şimdi seçim bölgesi burada yurt dışına çıkacak ve 14 Mayıs'a dönemeyeceğini hesaplayan bazı vatandaşlarımız var. Gümrükte müracaat ediyor, oy kullanacağım diye. Onlar orada oy kullanamazlar. Onu da Mustafa da herhalde şey nerede yapsın. Kullanır? Yani herkes gelip seçim bölgesinde. Yani siz şimdi bellisiniz. Burada diyelim ki Beşiktaş'ta bir seçim bölgeniz var. Ama yurt dışına gidiyorsunuz. Bir konferansa gidiyorsunuz. Ve orada da kalacaksınız. Tabii tabii. Biliyor, tabii. Gümrüğe giderken evet. Diyorsunuz ki ben oyumu kullanacağım. Orada kullanamazsınız. Sadece yurt dışı kütüğüne kayıtlı olanlar gümrükte oy kullanıyor. Dahil olanlar. Bu çok önemli. Belki bunu böyle belirleyip nasıl olsa ben gördüm yani vatandaş şey yapıyor, kavga ediyor. Oy kullanacağım diyor. Abi o için bizim demokrasi çok iyi onu söyleyeyim. Ama kullanamaz. Tabii en büyük kaybı daha çok memleketine gidenlerden veriyoruz. Evet. Mesela bu seçim tam da Rize'nin çay kesim mevsimine denk geliyor. Rize ve civarının çok sayıda Doğu Karadenizli vatandaşımız çay hasadı için memleketine gidecek. Seçim bölgesine gelmesi lazım. Ciddi bir kayıp
söz konusu olacak. Biz de vatandaşlarımızı bu konuda uyarıyoruz. Yani evet, ne yapıp yapıp mutlaka oy kullanmaya gelin diye. Ama her halükarda ciddi kayıp veriyoruz. Yani. Ya mesela benim de seçim bölgem İzmir. Şimdi o gün her şeyi bırakıp gideceğim yani. Evet. Yani gideceğim. Çünkü bu hakikaten bu seçimler ülkemiz için çok tarihi önemde bir öneme haiz. O yüzden yani gerek işte bu tür konular. Yani şöyle bir şey var. Artık bir gün vardı ki o gün artık işleri bırakmak. O gün bugündür işte. Evet, o gün bugündür. Yani işleri bırak, işleri değil, demokrasiyi, demokratik haklarımızı, ülkemizin geleceğini düşünme anınızdır. O yüzden o günleri buna ayarlamamız lazım. Yani 5 yılda bir gün bunu ayarlamamız lazım. Konferans varsa gitmememiz lazım. Yani hani gitmek çok güzel bir şey. Desteklerim ama yok, buradaki demokratik görevimizi yapmak bence o gün için belki de en önemli konu olsa gerek diye düşünüyorum. Yani insanlarımızın iş mi, demokratik tercih mi, haklarımızı kullanma, sorumluluğumuzu yerine getirme mi diye baktığımızda bu demokratik sorumluluğu yerine getirmemiz bence bütün işlerden, özellikle bu seçim için çok daha önemli efendim. Şimdi bu Esat Hoca'nın verdiği örnek çok önemli. Siz de onu özellikle böyle mevsimlik, tarımsal olarak çalışmalar için gidenler. Şimdi okullar henüz kapanmamış oluyor. O bir avantaj. Tatil için bu çok büyük avantaj. Evet. Çünkü okullar kapandığı gibi pek çok insan yurt dışına, Ege'ye, Akdeniz'e tatil için gidiyor. Şimdi bu çok keyfi bir adım. Ama sizin verdiğiniz örnek işte Rize'ye çay toplamaya, fındık toplamaya ya da pamuk tarlasına, yani mevsimine göre ne zaman olacaksa. Şimdi bunlar için o memleketler, yani oy kullanacağı yerlerden ayrılanlar için bir takım kolaylıklar sağlanabilir mi? Sağlanıyor mu? Ya parti olarak mesela çalışmalar var mı? Ya da bakanlık, yani baktığı böyle bir yoğunluk var. Bir çağrıda bulunup değil mi? Uçak bileti ayarlamak, çok mesela indirimler yapmak ulaşımda. Bu var, gibi o kampanyalar var mı? Yapılıyor var mu? Ben kampanyalar mesela var. Yatalak vatandaşlarımızın oy kullanması için öyle bir çalışma var mı? Evet, ambulansla evden alınıyor o, değil mi? Engeller ayrı. Engellerle evine seyyar şeyler gidiyor. Tabii, sandıklar gidiyor ve evinde oy kullanıyorlar. Ama önceden, onun için de önceden başvuru yapmak lazım. Hayır, ben size gösterebilirim. Yani, geçti, o süre geçti. Onun bir süresi yani vardı. Yani ulaştırmada indirimler gibi, yani oy kullanmasını teşvik eden, Eray'ın da söylediği gibi bazı hususlar var. Ama şimdi Galata Port açılmış. Ben baktım şimdi, cruise'lara baktım. Hı hı. O cruise seferleri seçim zamanına geliyor. Adam atlıyor şeyle, diyor ki ben adalarda tatil yapacağım diyor. Şeyde gideceğim, gidiyor yani. Yani şimdi turizm şirketlerine bu işi yapma diyemiyorsunuz yani. Diyemezsiniz. O da demokrasi gereği diyemiyorsunuz. Evet. Ama dediğim gibi onlar için çalışmalar var mı? Şöyle, partili olarak mesela biz AK Parti olarak bu konuda mümkün mertebe organizasyonlar yapmaya. Hı-hı. İşte mesela ben Kastamonu Çatalzeytin'deyim. Çatalzeytin teşkilatımızda Yasin'deki köylerde AK Partili olup da şu an memleketine gelmiş. Genelde yaşlı kesim çünkü. Havalar ısınır ısınmaz memleketlerine gidiyor yaşlı kesim. Onlar eğer evet mesela işte bizim burada 40 kişi var. Mümkün mertebe oradan bir otobüs ayarlayarak o 40 kişiyi İstanbul'a oy kullanmaya getirip sonra tekrar Kastamonu'ya geri götürüyoruz. Ama burada ne kadar uğraşırsanız uğraşın en fazla %20-25'i yapabiliyorsunuz. Evet. Çünkü sadece Kastamonu'da 1050 tane köy olduğunu düşünürseniz yani bu hem araç her köye sadece iki kişinin gittiğini düşünürseniz evet, bile çok büyük şimdi sayı. Mesela bizim Karadeniz'de köyler İşte ben küçük de köylerden yani özellikle ben, kıyı kesimleri çok iyi biliyorum. Kışın 10-15 nüfus vardır. Evet. Yazın 80-100 nüfus olur. Onların hepsi işte İstanbul'dan falan gidenler. Ve onların büyük bir bölümü gelmiyor. Bir de yaşlı kesimde olduğu için zaten yolu da göze almıyor. O yüzden onların hepsinden istirhamımız. Ya zaten havalar daha yeni yeni ısınmaya başlayacak. Dolayısıyla ne olursunuz 14 Mayıs'tan sonraya öteleyin evet, yani memlekette gitmenizi. Bir iki hafta geç gitmeyle hiçbir şey olmaz ama bu seçim artık partiler arası bir seçim olmaktan çıktı Merve Hanım. Bu seçim ittifaklar arası seçim olmaktan da çıktı. Bu seçim Türkiye'nin istikbali ve istiklaliyle ilgili tarihi bir seçim. Bu seçimde tabelalar ve parti amblemleri önemli oranda yitirdi. Bir karar vereceğiz. Ya Türkiye'nin şahlanışını durdurmaya çalışan Amerikan kontrolünde birbirine cenaze namazında bile selam vermeyeceklerin bir araya getirildiği bir grup mu? Ki bunların içerisinde işte AK Parti'ye oy verilen her oy PKK'ya sıkılmış kurşundur diyenler de var. Bunun içerisinde Selahattin Demirtaş'a özellik vaat edenler de var. Bunun içerisinde KHK'yla atılan FETÖ'cülere iade vaat edenler de var. Diğer tarafta ise
şahlarına, Türkiye, muhteşem Türkiye'yi kuracak. O dönemin şahlangıcı. Diğer tarafta Altay tanklarının şahlanışı var. Evet, diğer tarafta Altaylarla, TCG'lerle, Hürkuşlarla, Kızıl Elmalarla hepimizin hayali olan muhteşem ve büyük Türkiye'yi kurmaya and içmiş kadrolar var. Evet. Ve bu seçim bir kader seçimi olacak. Kader seçim. Ve bunun kazası yok. Aa, yanlış yapmışız, bir sonra düzeltimi de yok. Çünkü eğer Türkiye bu geldiği noktayı, işte dün Nuri Demirağları yapılanları gibi, Kirligillere yapılanlar gibi, eğer bir yerde durdurulursa bu, Allah muhafaza, ondan sonra bir 50-100 yıl daha beklemek zorunda kalırız. Dolayısıyla bu seçim ne olursa olsun vatandaşlarımızın 2 hafta geç gitsinler memleketlerine ya da gittilerse bir şekilde mutlaka atlayıp gelsinler ve o bir oy o kadar önemliyken, Napolyon'a atfedilen bir söz var ya, bir çivi, bir nalı, bir nal, bir atı, bir at, bir süvari, bir süvari, bir orduyu bozar diye. O bir oyla siz seçimi kazanırsınız ya da seçimi kaybedersiniz. Ve bizim insanımızın biraz da kaderci anlayışı olduğu için, ya zaten Tayyip kazanıyor, AK Parti zaten açık önünde, ya bir tane eksik olsa ne olur? Bakın Merve Hanım, ben ise yaşadığım bir olayı anlatayım. Siz kendi partiniz açısından. Evet, yaşadığım bir olayı anlatayım. Saat 2 gibi sandık müşahidi arkadaşımız dedi ki, şu iki aile, iki kardeş aile bunlar, oy kullanmaya gelmediler başkanım dedi. Atladım gittim, evde badana yapıyorlar. Ya kardeşim niye? Ya dediler, biz sadece hafta sonu tatil, vaktimiz hazır var. Fırsattan istifade edelim, badanasını bitirelim. Bir de kardeşim oyunu kullan. Ya işte boyayı da kardık. Tamam dedim, siz, araba dışarıda, siz gidin oy kullanın, ben sizin badananızı boyanızı yapayım, siz gelene kadar. Öyle. Yani insanımızın ne yazık ki böyle ihmalleri var. Ama bu seçim hiçbir ihmali kaldırmaz. Evet, bu seçim ihmal kaldırmaz. Bence en önemli kaldırmaz. Cümle bu olsa gerek. Bu seçim ihmal kaldırmaz. Ve yani bu seçimi seçmenini sandığa taşıyan taraf kazanacak. Bir bakın, başkasını da söylüyorum. Ben... Seçmenini sandığa en az fireyle getiren taraf seçimi alacak. O yüzden fireye ihmal Bu arada yurt dışı müdahaleler de fazladı. Yani dikkat ederseniz BBC olsun, Voice of America olsun, ona Deutsche Welle olsun. Bayağı yayınlarını attırdılar. Tabii ki Millet İttifakı'na doğru. Yaptıkları işler tabii ki dezenformasyon, ajitasyon. Yani bu kelimelerin altını çizerek, gerçi Fransızca kelimelerle konuşuyorum ama bir takım provokasyonlara da başladıklarını da bu arada yapmadılar. Onun için çok önemli. Esat Hocam. Evet. Dinliyorum Mustafa. Bugün mesela bir haber vardı. Almanya'nın işte vize konusunda işte bu şey Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları vardı. Malumunuz demişti Doğru. ki biz iktidar olursak vizeleri kaldıracağız demişti. Yani. Vizelerin sanki Türkiye'den kaynaklı olarak gündeme geldiğini değerlendiriyordu muhtemelen. Yanlış bilgi verilmiş ekibi tarafından. Tabii. Bugün mesela Almanya ile ilgili öyle bir haber vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'na bir jest yapma konusunda işte şu anda biliyorsunuz Türk vatandaşlarına yönelik olarak özellikle Avrupa Birliği ülkeleri vizede çok büyük sıkıntılar çıkarıyor. Evet. Ve bu sıkıntıların da bu açıklamalar gösteriyor ki siyasi maksatla yapıldığını görüyoruz. Yani iktidarın işte daha çok vatandaş nazarında sıkıntı yaşamasını bilinçli olarak desteklediklerinin ikrarıdır bu. Ya da pasaportunu yani Kemal değersiz Kılıçdaroğlu... hissettirmesine katkı sağlamak. Mustafa, Mustafa planlı yapıldığını gösteriyor Merve Hanım. Evet evet. Yani siyaset bilimi açısından şöyle söyleyeyim. Esat Hocam bir saniye tamamlasın. Nasıl bir haber çıktı? Yani hemen ilave bir cümle söyleyecektim ama buyurun tabii. Bir sorayım. Mustafa Kemal Bey, nasıl bir haber çıkmıştı bununla ilgili? Sayın Kılıçdaroğlu bu vaadiyle ilgili. Şimdi bugün işte vardır, arkadaşlarımız bulabilir onu. Almanya'nın işte ileriki dönemlerde, yani diyor ki muhalefetin kazanması şartıyla Türkiye'ye yönelik olarak izlediği vize politikasında değişikliğe gidebileceğini, evet, Almanya'nın bu yönde sinyaller verdiği noktasında bir değerlendirme yapıldı. Evet, evet. Bugün var, birçok haber sitesinde vardı bu. Evet. Şu andaki durum ne? Şu an Avrupa Birliği ülkeleri Türk vatandaşlarına vize vermemek için aile birleştirmeleri dahil olmak üzere şartları yerine getirmeleri şartları yerine getirdikleri halde bir yıl, 1,5 yıl öteye mülakat tarihleri vererek ve birçoğunun da vize müracaatlarını reddederek bir tepki veriyorlar. Yani şunu söylüyorum, Türkiye'nin iç işlerine müdahale etme maksatlı olarak
bu yetkilerini kötü niyetli olarak kullanıyorlar. Anladım. Peki, teşekkür ederim. Buyurun. Böyle bir aralarında mutabakat olduğunu da gösteriyor. Böyle bu tablo bir milletimizin var bilmesi açısından basın ifade ediyorum. Da. Peki, teşekkür Şimdi, ederim. Şimdi siyaset biliminde biliyorsunuz müdahale her seçimden sonra biliyorsunuz Rusya, Amerika Birleşik Devletleri seçimlerine müdahale edip etmediği Trump zamanında bayağı çok tartışıldı. Bunun ilk başlangıcı biliyorsunuz siyaset biliminde biz şöyle bir varsayım ortaya koyarız. Sandık sayısı arttığında dış müdahale sayısı artar. İlk dış müdahaleyi de kim yapmıştır biliyor musunuz? Bu da tarihsel yere. Fransa, Amerika'daki 1796'daki, bakın 1796 tekrar ifade ediyorum. Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerine. Hemen Fransa her seçimde 1796'da Amerika'nın 1796'da Fransa biliyorsunuz gidiyor. Fransız bölgesi vardır. Özellikle Amerika'da yaşayanlar bilir. Yani bugün Washington'a gittiğiniz zaman, işte efendim Louisville'e gittiğiniz zaman hep Fransız isimlerle de karşılaşırsınız. Yani o gün Fransa hep böyle ikircikli bir tavır bugünkü yaptığı gibi. Yani Macron'un o yeni Avrupa vizyonuna da baktığınızda bunu görüyorsunuz. İlk müdahaleyi, bakın seçimlere müdahaleyi taraflara başka taraf kazansın diye Fransa yapmıştır. Yıl 1796. Ve sandık sayısı arttıkça da müdahale artar. Evet. Devam edelim hocam konuşmaya. Enteresan bilgiler, enteresan hatırlatmalar ortaya çıkıyor. Konu konuyu açıyor ama daha da önemli de başlıklarımız var. Kısa bir ara verelim, devam edeceğiz.